Geçmişten bu yana Samspor ailesinin en önemli futbol figürlerinden, şahsiyetlerinden bir tanesi, portrelerinden bir tanesi. Senelerce beraber çalıştık farklı kategorilerde. Teknik direktör, yardımcı antrenör, danışman, sportif direktör. Ve yine Samsun'un çocukları yine bir arada. Samsun evlatlarını çağırdı. Önce biz geldik. Devamında Mustafa Aztopal geldi Hollandalardan. Şimdi Yücel Hocam federasyondaki 12 senelik uzun bir hizmet döneminden sonra Samsunspor'daki yükü omuzlamak üzere yanımızda. Kendisine Samsunspor camiasına hoş geldiniz diyorum huzurumuzda. Ve bu uzun süreli birlikte olacağımız çalışmanın çok verimli geçeceğine kendi adıma çok inanıyorum. Bu güzel kadromuzda Yücel Hocam'ın Samsun'da bütün bilgilerini, becerilerini en iyi şekilde ortaya koyacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Başkanım. Sağ olun. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin karşısında yaklaşık 12 yıl federasyon ama burada olmak son derece benim için heyecan verici. Şu anda heyecanımı mazur görün. Çünkü yuvaya döndüm. Bu bizim efsane başkanımızın dönüşüyle gerçekleşti. Çok uygun bir ortam, çalışma ortamı bulacağıma inandığım için buradayım. Çünkü iki marka buluştu. Bir iş dünyasının büyük markası, bir de Samsunspor markası. Yani Yılport Samsunspor. Zannediyorum Türk futboluna damga vuracak. İnandığım için buradayım. Ben de bütün bilgi, becerimi 12 yıl Futbol Federasyonu'nda her türlü futbol eğitimin içinde Avrupa'yı sonuna kadar incelemiş biri olarak katkılar sağlayacağım. Üreten model bir kulüp olmaya çalışacağız. Yani hedef son derece büyük ama ilk yakın hedefimiz tabii ki takımımızı bir an önce lige çıkartmak. Daha sonra büyük kulüp olmak adına projeler var. Onları tek tek hayata geçireceğiz diye umut ediyorum. Mustafa arkadaşımız da idari konularda son derece deneyimli. Kendisini uzun yıllar tanıyorum. Kurslarda beraber olduk. Ligde çalıştığında birbirimizle görüştük. Yani çok uyumlu bir ekip olduğumuza inanıyorum. Samsun futbolu için bütün bilgi becerimizi, önerimizi alanda uygulayacağız. Teşekkür ediyorum. Sizinle burada olmak, inşallah güzel günleri birlikte yaşayacağız. Ama dediğim gibi futbol her doğrunun karşılığını aldığı bir oyun değil. Pes etmeyeceğiz. Yılmayacağız. Sonuna kadar destek vereceğiz. Biz inandık. Siz zaten inanıyorsunuz. Çünkü Samsunspor çok iyi günler yaşadı. Özellikle başkanımla 11-12 sene birlikte ses getirdi. Burada ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Beni bu göreve layık gördüler. Hem başkanımız İsmail Yönlük ve Yıldırım Oyuncu'ya da burada hakkını yemeyelim. Yani verdiği maddi manevi desteğe ayrıca teşekkür ediyoruz. Bir de buradan Sam Federasyon'daki bir geçmişim var. Federasyon'daki geçmişim de şöyle. Yine Galip Asal yönetim kurulu üyesi. Onu da federasyondan ayrıldım. Onun da hakkı var bizde. Ona da teşekkür ediyorum. Çünkü federasyona başlamamdaki etken oydu. Hocam bir milli takımda Samsun'da hoca görmek istiyoruz dedi. Öyle başlamıştım. Dönüş bugüneymiş. Orada da en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Önemli görevler yaptım. Ama bundan sonra Samsunspor için çalışacağız. Hep birlikte el birliğiyle hedefe ulaşacağız. Yani Samsunspor tamam yakın hedef şampiyonluk. Ama yani bu sene geçiş dönemi olduğu için biz
hazır oyuncu şu anda arıyoruz, alıyoruz. Ama hedefimiz bizim oyuncu hazırlamak, Türk futboluna işte Serkanların, Celillerin, Ercanlar gibi yıldız oyuncular üretmek. Yani hedef bu, proje takımı. Şu etapta belki geçiş dönemi olduğu için direkt katkı sağlayacak oyuncular tercih edildi. Başkanım ve yöneticilerimiz bu konuda çalışmalarını yaptılar. Daha güçlü bir kadroyla ikinci yarıya başlayacağız inşallah. Ama hedefimiz altıyla, üstüyle örnek bir kulüp olmak. Hazır oyuncu değil, hazırlayan bir kulüp olarak Türk futbolunda yeniden gündem yaratacağız. Şöyle ki, biliyorsunuz biraz futbol muhabbeti yapmak gerekirse 430 bin nüfuslu İzlanda bizi 8 defa yenmiş. 11 milyon Belçika bugün dünya sıralamasında birinci. Biz daha evvel başkanımla bazı şeyleri başarmıştık burada. Türkiye'nin en iyi üreten takımlarından biriydik. Maalesef şimdi bölgesel gelişim liginde oynuyoruz. Elit ligde oynamıyoruz. Yani onları da halletmemiz lazım. Samsun'da terse göç başlamış. Yani oyuncu eskiden en iyiler bizde olurdu. Hazırladıktan sonra gönderirdik. Şimdi bakıyoruz genç çocuklardan Altınordu'ya giden var, Ankara Spor'a giden var. Bunları bir an önce halletmeliyiz. İnşallah iyi işler olacak. Yani rakibin yanlışlarıyla değil, kendi doğrularımızla kazanan bir takım olacağız. Yani burası önemli. Yani Samsunspor'un bir modeli olacak. Rakip yanlış yaptı diye kazanmayacağız. Bizim doğrularımız, yaptığımız doğru işlerle kazanacağız. Kısaca bunları söylemek isterim. Siz sormadınız ama ben söyleyeyim. Ayrıldığım seneyle bahsedeyim isterse. Ayrıldığım sezonda Trabzon'u deplasmanda, Beşiktaş'ı Ankara'da, Fenerbahçe'yi burada yendim. O sezonu bitiremedim. Çünkü başkanım yoktu. Biz belediye başkanıydı. Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz'dı. Kamptan parasızlık yönünden döndüğümüzü biliyorsunuz. Para da zannediyorum 500 bin liraydı. Böyle büyük bir para değildi. Maalesef Samsun Spor'u o günlerde o duruma düşürenler düşünecek. Belki benim hocalığıma çok eksi sağladı o. O sezon 17 deplasman maçında 19 puan. 19 puan yani müthiş bir başarıydı. Ama maalesef o sezonu tamamlayamadım. Yani çok kötü sezondu. Aslında skor olarak, sonuç olarak iyiydi ama yaşadıklarımız çok kötüydü. İşte oyuncular terk etmeye başlamıştı. Ben de en son bırakmak zorunda kaldım bildiğiniz üzere. Ayrılış o zaman oldu. O gün bugüneymiş. Ben de katkı sağlamaya geldim. 12 yıl federasyon görevimden sonra. Önemli işler yaptım orada da. İnşallah burada daha iyilerini yapacağım. Ekip son derece güzel. Hep beraber el ele bu takımı layık olduğu lige çıkartacağız. Layık olduğu ligde kesinlikle süperlik yani bizim. Ama şu anda nerede olduğumuzu da unutmamamız gerekiyor. Buranın şartları farklı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Alt olmadan üst olmaz. Yani temel olmazsa binayı belli bir kata kadar çıkabilirsiniz. Yıkılır. Başkanım önce tesis bir projeleri var. Onları halledeceğiz. Yani çalışma ortamını iyileştirdikten sonra bu sene bizim performanslara bakacağız. Yani iyi performans gösterenler devam edecek. Gösteremeyenlerle yollar ayrılır. Yani bu hepimiz için geçerli. Ama şimdi izleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Özellikle altyapı Samsun büyük bir potansiyel yer. Az evvel İzlanda'ya örnek verirken 341 bin nüfustan bahsettik. Adamlar bizi 8 defa mı? Zannediyorum 9 defa maç oynuyor. 8 defa yenmişler. Başka bir not daha vereyim size. Yurt dışında 5 milyon Türk nüfusu var. 5 milyon. Tabii ki 5 milyon. 5 büyük ligde, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Lig 1, Serie A'da oynayan 19 Türk futbolcusu var. 81 milyon ülkeden işte kimi sayarsınız? Enes Ünal'ı sayarsınız. Evet. Cengiz Ünder'i sayarsınız. Çağlar Söngül'ü. Çağlar. 5 bir elin parmakları kadar bakın. 81 milyondan 5 kişi sayıyoruz. Ama 5 milyon yurt dışı nüfusumuzdan, yani ırkımızda sıkıntı yok bizim. Türk insanı yetenekli. Ama bir yerde bir yanlışlar var.
Biz yanlışların içinde doğruları yapmaya çalışacağız. Yani hiç kimsenin bir şey yapmadığı için doğruları yaparsak çabuk fark edileceğiz. Onu da başkanımız zaten bize yol veriyor, sonuna kadar destek. En iyileri Samsunspor'a, Yılport Samsunspor'a yakışır bir marka kulüp olacağız. Yani performans, bu sene performans izleyeceğiz. İyi performans gösterenlerle devam sonuna kadar. Ama tabii ki başkanımızın da vereceğimiz rapor doğrultusunda ayrılıklar, katılımlar olacaktır bu değişimler. Hayatta değişmeyen tek şey değişimlerdir. Değişime ayak uydurmak zorundayız. Başka soru yoksa arkadaşlar, basın toplantısının ikinci bölümünde başka önemli bir konu var. Buradaki sandalyedeki koltuklardaki arkadaşlarımız değişecek. Samsunspor'un başka Samsunspor için önemli bir konu var. Bu konu bittiyse tabii ki biz hayırlaşalım. Teşekkür ederim. Üçüncü inşallah beraberiz. Ben sayısını Allah ayırmasın. Başkanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Mustafa hayırlı olsun sana da bana olsun. Da. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Değerliliğiyle en güzel işleri yapacak. Kesinlikle. Tek hedefimiz o. Ben de çok mutluyum ve burada olmandan abicim. Sağ ol. Çok iyi bir ekip olacağız. İnşallah. %100. Sağ ol. Başkanım.